Sudanlı bir tüccar, Suudi olan Suud adında arkadaşımla birlikte Bureyde isimli şehrimizde ticaretle uğraşıyorduk. Bir gün her zaman yaptığım gibi büyük bir camiye cuma namazına gittim. İmam, cenaze namazına dedi ve ben kim vefat etti diye sordum. O an şok olmuştum. Vefat eden çocukluk arkadaşım Suud'du. Geceleyin kalp krizi geçirerek vefat etmişti ve biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bu olay 1415 yılında daha cep telefonu ve hızlı iletişim araçları olmayan bir zamanda meydana gelmişti. Bizi şok eden bir olaydı. Çok sevdiğim çocukluk arkadaşımızın cenaze namazına gelmiştim. Olaydan aylar sonra Suud'un oğulları ve mirasçıları ile birlikte hesapları kontrol etmeye başladım. Rahmetli Suud'un bir tüccara 300 bin riyal kadar bir borcunun olduğunu biliyordum. Tüccar benden borca şahit olarak Suud'un oğullarına onunla beraber gelmemi istedi. Nitekim borç tam anlamıyla belirli değildi ve anlaşma anında oğulları orada yoktu. Babalarının anlaşmayı yapıp yapmadığını tam anlamıyla bilmiyorlardı. Suud'un oğulları babalarının bu meblağı ödemediğine dair sabit bir belge olmadığını söyleyerek bu borcu reddettiler. Sabit bir belge olmamasının sebebi ise tüccarla ilişkimizin kağıt üzerinde değil de bir güven üzerine kurulmuş olmasıydı. Oğulları ne tüccara güveniyor ne de babalarının arkadaşı olan benim şahitliğimi kabul ediyorlardı. Suud'un oğlu, "Babamız bize 600 bin riyalden başka bir şey bırakmadı. Daha borcun varlığını ispat edemeyen bu adama istediği parayı ödersek bize hiçbir şey kalmaz," dedi. Dünya bana dar gelmeye başlamıştı. Arkadaşımı borçlu bir şekilde kabirde hayal ettim. Seni nasıl bırakacağım çocukluk arkadaşım, ortağım? 2 gün geçmesine rağmen hiç uyuyamadım. Gözüm her daldığında Suud'un o güzel gülümseyişi geliyordu aklıma. Sanki benden yardım bekler gibiydi. Elimde olan her şeyi satmak için ticaret yaptığım yere gittim ve sahip olduğum bütün parayı topladım. 450 bin riyaldi. Bu parayla Suud'un borcunu ödedim. 2 hafta sonra Suud'un borçlu olduğu tüccar gelip bana 100 bin riyali iade etti. Benim rahmetli arkadaşımın borcunu ödemek için dükkanımı ve bütün malları sattığımı öğrenince bu paradan feragat etmişti. Bu tüccar benim durumumu Bureyde'deki bütün tüccarlara anlatmıştı. Tüccarlardan biri beni aradı ve bana ticarete geri dönmem için 2 dükkan vereceğini, bunun içinse hiçbir ödeme istemediğini söyledi. Dükkanları teslim alıp Hint işçilerle birlikte temizledim. Sonra mal taşıyan büyük bir kamyon geldi ve içinden liseli bir genç inip, "Bunlar falanca tüccar olan babamın mallarıdır ve babam sana eğer bu malları satarsan yarısını bize vermeni, diğer yarısını ise hediye olarak kabul etmeni söyledi ve malları her bitirdiğinde sana yenisini getireceğimizi söyledi," dedi. Hiç tanımadığım insanlar dört bir taraftan bana yardım ediyorlardı. Bu hadiseden sonra ticaretim kat be kat arttı. Şu an yıl Hicri 1436 Ramazan ayındayız ve ben elhamdülillah malımın zekatını 3 milyon riyal olarak ödedim. Alınacak ders, Suud'un oğulları mirasa tamah ettikleri ve vicdansız olmaları sebebiyle babalarının borcunu ödemediler. Oldukça samimi kardeşi gibi olan arkadaşı ise dostu kabirde sıkışmasın ve borcu yüzünden azap görmesin diye rızık kapısını feda etti. Bu güzel bir dostluk ve gerçek kardeşliktir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَلَّهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ